Kapımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Havaların soğumaya başladığı şu günlerde sizlere nefis bir havuçlu kek tarifi vermek istiyorum. Hem dokusuyla hem de lezzetiyle bol malzemeli enfes bir kek oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen bu güzel kekimizi nasıl yapmışım detaylarına geçiyorum. Öncelikle oda sıcaklığında beklemiş olan 4 tane yumurtayı Uygun bir çırpma kabına alalım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekleyip mikserin en yüksek devrinde en az 3-4 dakika boyunca çırpalım. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüp 200 milim standart herkesin evinde bulunan su bardaklarından. Şeker ve yumurtayı beyazlaşıp dek çırptım. Tam da bu kıvama geldikten sonra artık sıvı malzemelerimizi ilave edebiliriz. 1 su bardağı oda sıcaklığında beklemiş süt, soğuk süt kullanmayın. Yarım su bardağı da ayçiçek yağı ekliyorum. Ve tekrar mikserin düşük devrinde şöyle bir karıştırıyorum. Çok fazla yüksek devirde çalıştırmayalım bu aşamadan sonra. Şimdi ununu ilave ediyorum. 2 su bardağı dolu dolu un kullandım. 2 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilin ekliyorum. Havuçlu kekler çok fazla kabarmıyor. O yüzden 2 paket kullandım arkadaşlar. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Eleyerek onu da üzerine ilave ettikten sonra mikserin düşük devrinde yine unu kek harcına yedinene kadar karıştırıyorum. Unu koyduktan sonra yine dediğim gibi yüksek devirde çalıştırmamak gerekiyor. Aksi takdirde Yumurta'nın kabarıklığı sönecektir ve kekimiz güzel bir şekilde kabarmayacaktır. İçinde hiç topak kalmayana kadar çırptıktan sonra artık mikseri çıkaracağım ve spatula ile karıştırmaya devam edeceğim. Kıvamında görüyorsunuz bu şekilde. Şimdi üzerine bir su bardağı hafif iri kıyılmış ceviz ilave ediyorum. Dilerseniz fındık veya farklı kuru yemiş de kullanabilirsiniz ama ceviz bence çok daha güzel yakışıyor. 1 su bardağı sıkı bir şekilde doldurmuş olduğum rendelenmiş havuç ekliyorum. Rendenin kalın tarafıyla rendeledim ve dediğim gibi sıkı bir şekilde bardağa doldurdum. Size ölçü vermek için bardağa doldurmak istedim. 1 çay kaşığı tepeleme dolu da tarçın ekliyorum. Tarçın da inanılmaz güzel aroma ve lezzet katıyor. Evet bu aşamadan sonra artık spatula ile bu malzemelerimizi birbirine güzelce yedirelim. Tamamen hamur ve ceviz, havuç hepsi birbirine güzelce karışsın. Bu arada fırında mutlaka önceden ısıtalım. Alt üst ayarlı 170 derecede kekimizi pişmeye bırakacağız. Evet iyice karıştırdım. Şimdi artık kalıbımı yağlama kısmına geçiyorum. Ben e, döküm bir e, dilimli kek kalıbı kullanacağım. Sizler dilerseniz bir borcamda da pişirebilirsiniz veya bir fırın tepside olur tabii ki. Ben böyle bir dilimli eee kalıpta pişireceğim. Öncelikle şöyle bir tatlı kaşığı kadar yumuşamış tereyağını kalıbımın her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Tereyağı yoksa yine margarin de kullanabilirsiniz ama bence tereyağıyla çok daha güzel oluyor. Tamamen tercih meselesi. Kalıbın her yerini yağlamayı mutlaka unutmayalım. Bu şekilde kekiniz kalıptan daha kolay çıkacaktır. Eğer kalıbınızdan kek kolay çıkmıyorsa biraz da un serpin ya yani böyle eleyin. Benim kalıbımdan yağladığım zaman gayet rahat çıkıyor. Güzel bir kalıp çünkü. Evet şimdi hazırlamış olduğum kek harcını kalıbıma boşaltıyorum. Böyle bol malzemeli tam bir kış keki arkadaşlar. Eğer daha önce denemeyenler varsa mutlaka deneyin. Yanına böyle bir demlik çayla afiyetle tüketebileceğiniz Kumuk gibi yumuşacık enfes bir tarif oluyor. Evet kekimin tamamını boşalttım. Şöyle üzerini düzelteceğim ve yere birkaç sefer hafif hafif vurduktan sonra artık önceden ısıtılmış 170 derecelik alt üst ayarlı fansız fırında kekimizi pişmeye bırakalım. Benim fırınımda 45 dakikada pişti ama bu süre herkesin fırınına göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirin. Eğer düz bir fırın kabında pişirecekseniz yani tepsi gibi, borcam gibi daha hızlı pişecektir. Bu tarz böyle kalıplarda biraz daha geç pişiyor daha yüksek olduğu için. Evet yaklaşık 45 dakika sonra baktım içine bir kürdan batırarak pişip pişmediğini kontrol ettim ve fırından aldıktan sonra 10 dakika dinlendirdim ve servis tabağına hemen ters çevirmek istiyorum. Kesinlikle yapışmayan, kolay bir şekilde çıkan Harika bir kek oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz nar gibi de kızarmış. Şöyle bir 10-15 dakika dinlendirdikten sonra sizlere bir de dilimleyip daha yakından iç dokusunda göstermek istiyorum. Benim en sevdiğim keklerden bir tanesi. Böyle pamuk gibi yumuşacık ve ol içindeki tarçının, cevizin ve havucun vermiş olduğu aromaya bayılıyorum. Umarım sizler de bu güzel tarifi dener ve memnun kalırsınız. Hemen sizlere şöyle bir dilim alıp daha yakından göstermek istiyorum. Dinlendikçe daha güzel bir kek oluyor arkadaşlar. Hemen sıcak sıcak dilimlemeyin. Mutlaka şöyle bir saat kadar dinlenmesine müsaade edin. Evet gördüğünüz gibi rengi, lezzeti e, muhteşem. Keşke buradan sizlere ikram etme şansım olsa ama maalesef yok. Umarım oradan ne kadar lezzetli olduğunu anlayabiliyorsunuzdur. Dokusu da sünger gibi yumuşacık. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve şöyle birkaç dilim daha kestikten sonra artık videomun da bunu da sonuna gelmiş bulunmaktayım. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilini de açmayı unutmayın. Bunun gibi daha birçok kek tarifi, pasta tarifi, kurabiye tarifleri ve birbirinden güzel çay saati ikramlarını kanalımda bulabilirsiniz. Kanalıma göz atmayı unutmayın lütfen. Elimden geldiğince tarifin tüm detaylarını anlatmaya çalıştım. Eğer aklınıza takılan başka sorular varsa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Bu arada eğer yapmamı istediğiniz başka tarifler varsa benim gözümden kaçan veya yapmamış olduğum lütfen sizler bana hatırlatın. Ben de sizlerin isteği doğrultusunda tarifler çekmeye çalışırım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.